Beştaş muhabbeti olmuştu o konuyla alakalı. Eşin şimdi böyle bir konu açıldı ya, benim aklım hala Beştaş takılan kınada kaldı. Ya o kınanın görüntüleri varsa izleyebilir miyiz? Ben gerçekten merak ediyorum o kınayı. Ya ben de merak ediyorum vallahi. Ya kızlar, aslında öyle bir kına yaptım ki o kadar güzel oldu ki anlatamam yani size. Hint konsepti yaptım ki o zamanlarda böyle çok meşhur olan bir şey değildi. Hatta öyle değişik şeyler yaptık ki kızlar, bizim oralarda bir adet vardır. Herkes pek bilmez, pek yapmaz ama eskilerden kalma kaynana şalvarı yakma diye bir şey var. Böyle dişli gelinler, ben geldim artık burada ben varım, benim sözüm geçer demek için kınadan sonra, bu camide el yıkandıktan sonra evin önünde kaynana şalvarını yakarlar. Bir dakika, camide el yıkama, şalvar yakma, onlar da saadetler ya. Derken bildiğin yakın. Gerçekten yaptın mı? Böyle yakıyoruz, üzerinden peki, atlıyoruz, dans ediyoruz. Anlamı ne tam olarak? Neden? İşte ben geldim artık benim sözüm geçer, yaktım çıranı diyor. Benim yakacağım gibi. Şalvar yakmak nedir ya? İlk defa duyuyorum. Yani üstünlük kurmak için şalvar mı yakmak gerekiyor? Keşke ben de şalvar yaksaydım. Vallahi eskilerin adetiydi. Beni de az çok tanımışsınız. Bak sen orada ben şalvar yakmışsın. Burada da bizim kafalarımızı yaktın yani. Şu an gitti bende. Hatta kızlar, ben işi iyice abarttım ki o zamanlar eşim de bana destek olmuştu. O da yapmıştı. Kolonya döktüm iyice şalvar alevlensin, harlansın diye. Görüntülerimi verdim yönetmenimize. Ay, izleyelim İsterseniz lütfen. Onlar çok merak isterse ediyorum. İzleyebiliriz hep birlikte. Kıymet gelinin kına gecesine gidiyoruz. Gelinimiz elinde testi dans ederek damadın etrafında dolaşıyor. En sonunda atıyor testiyi, kırıyor. Ateşin üstünden atlıyorlar. Herhalde adet böyle, ne diyelim? Kına kıyafeti bayağı gösterişli duruyor. Kınaların vazgeçilmesi, dans gösterileri gerçekleşiyor. Hanımlar tutuyor gelinin eteklerini, dönüyorlar, oynuyorlar. Pozlar veriliyor, hatıra fotoğrafları çekiliyor. Gelinimiz bayağı bir kostüm değişikliği yapıyor. Kına organizasyonu önemli, kıymet gelin için anlaşılan. Gelin mutlu, damat mutlu. Daha ne olsun? Bakalım bu kına gecesine stüdyoda ne yorumlar yapılacak? Ben burada bir Hint konsepti göremiyorum. Ben bir şeyler hücudunuz işte. Ama Hint değil yani o. Kusura bakma da sen de bana muhalefet olabilmek için ortaya hemen bir laf atıyorsun. Bak burada biz Hint konsepti yaptık. Keşke daha önce yapsaydık da sen izleseydin, bir oradan görseydin hayatım. Bu ne? Bu Hint konsepti değil ki. Bildiğin bindallı bu. Bindallı mı? Sen bindallı hayatında değil bindallı o, görmemiş. Ama bindallı ya. Onların bir sürü çeşitleri var Damla. Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun sen ya? Ben kaç sene öncesinden bahsediyorum, şu giydiğim kıyafete bak. O kıyafetin ağırlığı kaç kiloydu sen biliyor musun? Bindallı ya. Bindallı görmemişsin. Demek ki ben de bilmeden ve Hint konsepti falan yapmışım. Benim bindallım da böyle. Damlacığım. Hint kostümünü sadece dizilerde gördüğün için anlamaman çok normal, şaşırmıyorum. Gökkuşağı gibi ne o öyle? Bir bez, bir şey sarmışlar beline. Tabii, sen, rengarenk. Sen çekiştirip şey... çekiştirip duruyorlar her bir yerden. Bak bana bak, sen hiçbir şeyini... Yok, ben doğru... de onu biliyorum mesela, sen bilmiyorsun. Sen hiçbir şeyini doğru düzgün yapamadığın için ondan bile haberin yok. Öyle bir moda var, öyle bir akım canım, var. Canım sen yanlış anladın galiba, benim kınam düğüm istediğim gibi oldu. Bazı evet şeyleri olmuş istemediğim... ama bundan haber... Sen kaç bazı şeyleri evlendin? İstemediğim gibi oldu. Kaç yıl önce evlendin? 7 yıl önce evlendim. Tamam canım. Ben de 6 yıl önce evlendim. Bundan haberin olmaması evet. imkansız. Ya da hayatında hiç düğüne gitmedin. İlk ve son düğün kendin. Hayır düğüne gibi. Gittim ama yani. İlk ve son da herhalde. Rengarenk yani hoşuma gitmeyen bir şey. Bir model, bir şey. Ne bileyim şey, adı bile belli değil. Hiç ne o ne yapıyorsunuz orada? Dans ediyoruz, ne yapıyor gibi gözüküyoruz. Çekiştire çekiştire mi? Evet çekiştire çekiştire. Allah İnsanlar Allah. Eşlik ediyorlar. Siz nasıl izin verdiniz o şalvarın yakılmasına? Ben adet sizden olduğu vallahi için. Şaşkınlıkla izledim. Adet kızım, bizde adet şaşırdım. Yapabilecek bir şeyim yoktu. Yani şalvarı vermeyeydin diye yanmayaydın. Ama ha. Vermeme gibi bir lüksüm yoktu. Adet çünkü mecbursun. Gelinim kaynana şalvarına yaktı. Ne oldu? Üstünlük mü kurdu? Her şey bende. Şalvarı yaktım, üste çıktım. Kayınvalidemin tahtını yaktım, geçtim diyor. En üste benim, otorite benim diyor. Oo.
O şalvara yaksa da, tahtına otsa da, otoritenin kimde oldu? Ortada. He, oğlumu doldurur, otoritemi sağlarım. Evet. Ya Nur Hanım, sen oğlum mesaj gönderdi değil, nasıl seviniyorsun ki? Gelin zaten senin şalvarın yakmış, o an içip bitmişsin sen. Ya mesela bizim yörelerde, köylerde farklı köylerde şeyler var. Kimi kazanın üzerinde damatı oynatır. Kazanın mı? Evet. Ateşte, ocakta mesela kazan derler bizde. Ateşin üstüne korsun kararır kazan ya, kara kazan. Onun üzerine çıkarırlar, damatı oynattırırlar, su dökerler bir de ayakları kararsın diye. Oynatırlar. En son giderken kayınvalidenin şalvarını yakarlar. Gelin düşte çıkar. Üstünden atlarlar. Ha bir de şunu. Şey çomağa bağlarlar. Bizim o anda ya bağlamadılar da. Gelin giderken o sallaya sallaya gider. Dominant bir kayınvalide olmuş olsaydın sen o şalvarı adet de olsa o şalvarı yaktırmazdın. Kazan üstünde insan oğlunu oynatmazdın. Bak oğlum kazan üzerinde oynamadı. Ama adet, gelenek, görenek olduğu için saygı duymak zorundaydım. İzin verdim. Gelinin dökmüş kolonyayı, oğlun da kıymeti tuttuğu için, onun tarafına geçeceği için dökmüş kolonyayı, artık senin otoritenden çıkmak istiyorum, baskından çıkmak istiyorum, kıymetin yansın tarafında bizim olmak istiyorum demiş. Gördük bugün bakalım, bıkmış mı? Gördünüz değil mi videoda?